Klasik, evrensel sanat müziği, yerel müziklerle popüler müziklerin aynı akşam. Türkiye'nin, yalnız İstanbul'un değil, Türkiye'nin yegane opera sahnesi olan Atatürk Kültür Merkezi'ne büyük ihtiyaç duyuyor. Bundan sonra... Değerli sanatseverler, huzurlarınızda bu opera binasının sahne sanatlarına hizmet edecek Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden sahne sanatlarımızın hizmetine kazandırılması için çok kararlı tutumunu uzun süreden beri sürdüren ve bize bu üstün çabayla bu armağanı veren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay'a içten teşekkürlerimi tüm sanatçılarımız adına ve tüm sanatseverler adına içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir konuşma yapmak için değil, sadece Denizbank'a, Sayın Hakan Bey'in şahsında teşekkürlerimi bildirmek için kürsüye geldim. Önümüzde 2,5 saatlik çok keyifli bir seyir olduğunu herhalde hepiniz biliyorsunuz. Sadece şu kadarını söylemek isterim. Biraz önce sevgili Genel Müdürümüzün adını andığı zaman büyük alkış alan kurum, adında ne yazık ki kültür ve sanat sıfatı taşıyan bir sendikanın sudan nedenlerle ve siyasal nedenlerle yaptığı bir müdahalenin sonucunda ve bilinçsizce verilmiş bazı kararların sonucunda yer teslimi yapılmışken son derece mükemmel ve işin sahibi olan proje sahiplerinin yapmış olduğu Avrupa çapında bir projeye rağmen ve 90 milyon TL'lik o günkü rakamlarla bir kaynak da hazır iken o başvuru nedeniyle geç kalmıştı, gecikmişti ve onun acısını hep taşıdık. Şimdi yine Denizbank gibi bir başka saygın kuruluşun katkılarıyla yarısından fazlasını da yine bakanlığımız üstlenerek bu yıl kolları sıvadık. Önümüzdeki günlerde o mekanı basınla birlikte gezeceğiz. Rengin Bey'in dediği gibi 2 yıl sonra değil, inşallah 2013'ün Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 90. yılında açmaya çalışacağız.